12 kiloluk mutfak tüpüne yapılan zamma tekabül ediyor bu sadece. Pazarlıkta görsün görenler ama o sendika koltuklarında oturmaya devam etsinler ağalar. Motorlu taşıtlar vergisine ne kadar zam yapıldı? %25. Zam kararı resmi gazetede de yayınlandı. Tespit edilen zam oranı %36.2 olarak açıklanmıştı. Ee, sonra e, yeniden değerleme oranından çıkan zam %25 oldu bu şuna benziyor ee, Hani sevdiği kulunu Allah önce kaybettirip sonra buldururmuş ya vasıtasını Bizde %36 mı olur diye tepki gösterirken %25 olmasına sevinecek değiliz herhalde Motorlu taşıtlar vergisi Ocak ayında %25 zamlanıyor e İşte ne düşünüyorsunuz ne bekliyorsunuz asgari ücrete de en az %25 zam yapsanıza Yaparlar mı ne dersiniz ne oldu neyi kaçırdım mutfağa gitmiştim diyor izleyicimiz. Reklam arasında bir mutfağa gittim bir şeyleri kaçırmışım galiba diyor. Ee, yok kaçırdığınız bir şey yok yeni de söylemiyorum. Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin kendi kişisel Twitter hesabından beni engellemiş de ilk bölümde çağrıda bulundum. Ebu Bekir Bey yazdıklarınızı göremiyorum engelimi kaldırın. Ben size bir şey demedim. Ya eleştirmedim bile yahu. Şu engelimi kaldırın da ne yazıyorsanız bakalım dedim. Oh, kaçırdığınız bir şey yok yani. Bir de iletişim başkanımız var biliyorsunuz. Kainat İletişim Başkanı Fahrettin Bey. Fahrettin Bey'in gökdeleni de var kurumun. Çok büyük Eskişehir yolunda Ankara'da iletişiyorlar. Yani Cumhurbaşkanının iletişimini sağlıyor canım. İşte o yüzden de böyle bir binada ikamet ediyorlar, çalışıyorlar. Bir ihaleye gitmişler en son. Şu binada çalışanlar ellerini dezenfekte etmesinler mi? Dezenfektan ihalesine gidilmiş. Yüz binlerce liralık bir ihale. Acaba Ruhsar Pekcan mı girdi ihaleye ben de merak ediyorum bir bakalım şu ihale. nations to form İletişim Başkanlığı hem personel sayısı hem harcamaları Sayıştay'ın denetim raporları ile birlikte gündeme gelmişti. Bir gün yazdı. Kamu ihale bültenine dayandırdığı habere göre olay şöyle oldu. Ankara'daki İletişim Başkanlığı binası dezenfekte edilecek. Bu nedenle 1 Kasım'da Hizmet Binası Dezenfeksiyon Uygulaması adı altında bir ihale düzenlendi. İhale pazarlık usulüyleydi. Sonuç 2 Aralık'ta açıklandı. Görüldü ki bina yüz binlerce liraya dezenfekte edilecek. İletişim Başkanlığı ile Arvent Gıda, Elektronik, Tekstil, Turizm, İnşaat şirketi arasında tam 393 bin liralık bir sözleşme imzalandı. Seçilen CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek ihaleye tepki gösterdi. Bu dönemde devam ediyor. Milletin paraları anlamsız şekilde bu kez iletişim başkanlığında iç ediliyor. Ülke ekonomisi yerle birken, insanlar geçim derdinde boğuşurken, AKP'nin genel başkanının Propaganda Bakanlığı'nın dezenfekte edilmesi için 393 bin liralık sözleşme imzalanıyor. Burada temizlenmesi, dezenfekte edilmesi gereken bir şey varsa o da binalar değil. AKP zihniyetinin talancı, rantçı, torpilci zihniyetinin ta kendisidir. Among... İletişim başkanlığı şirketten binayı 30 gün içerisinde dezenfekte etmesini istedi. El dezenfektanı da değil, binayı olduğu gibi dezenfekte edeceklermiş. Şöyle baştan aşağı dezenfekte edilecekmiş. Ne yapalım? bir başka ihaleden söz edeyim uçamaz denilen yangın söndürme uçaklarından dördünü Tusaş alınabilecek hale getirerek e, getirecek bunu geçen ay duyurmuştuk zaten ancak uçaklar bu kez de ihaleye giremeyecek niye çünkü en az 5 tonluk su tankı şartı yine ihalede olduğu gibi yer alıyor üstelik ihaleyi bu yıl ilk kez Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı yapacak yani illa bu uçaklar uçurulmayacak ısrarcılar uçmasın diye. Geçtiğimiz yaz ormanlarımız 10 gün boyunca yanarken Türk Hava Kurumu'nun yangın söndürme uçakları tartışıldı günlerce. Yangın söndürme uçaklarının ihalesi de. Şimdi yeni ihale gündemde. Ancak ihaleyi bu yıl ilk kez Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı yapacak. Şimdi Tarım Bakanlığı değil ihaleyi Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı yapıyor. Neden yaptığını bilemiyoruz. Belki Cumhurbaşkanı Tarım Bakanlığı'nın yetersizliğini ve yeteneksizliğini gördü. Kendi müdahale etmek istedi ama yine değişen bir şey yok. Bu uçak uçabilecek kapasitede değil. Uçamaz denilen Türk Hava Kurumu'nun 4 uçağı için geçtiğimiz ay Türk Havacılık ve Uzay Sanayi devreye girdi. Uçaklar uçabilir duruma gelecek ancak yine ihaleye giremeyecekler. Çünkü Türk Hava Kurumu'nun elindeki uçakların kapasitesi 4.9 ton fakat ihaleyle istenen rakam 5 ton. Bundan daha garip, bundan daha absürt bir durum olamaz. Türk Hava Kurumu uçakları yine aynı gerekçeyle önceki yıllarda da ihaleye girememiş, şartname eleştirilmişti. Bir an evvel bu savurganlığa son vermek ve ihale eğer alınacaksa uçak alınması, kiralanmasına karşı çıkıyoruz. Kendi uçaklarımız olmalı diyoruz. İhaleleri Büyükşehir Belediyeleri, Millet İttifakı'nın yönettiği Büyükşehir Belediyeleri şeffaflıkla internet üzerinden yayınlıyor. Hatta hatırlarsınız geride bıraktığımız yıl bir ilk olduğu için o kadar büyük ilgi gösterdik ki o kadar özlediğimiz bir tabloydu ki Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne çivi alınacak olsa onu izlemeye koşuyordu binlerce kişi. ihale kimler katılıyor diye. İhaleler öyle. Her şeyin ihalesi var. Hayvanları avlamak için de ihale açıyorlar biliyorsunuz. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvanlar, yaban hayvanları, utandıran ihaleler. Paranız varsa gelin vurun diyoruz ya hani. Çok utanıyorum açıkçası. Tunceli'de 12 avcının geldiğini duyurmuştuk daha evvel. O avcılar koruma altındaki iki dağ keçisini katlederken suçüstü yakalandı. Jandarma tarafından kimlikleri tespit edildi. Yakalandılar, gözaltına alındılar. Rahat bırakın o hayvanları, o güzelim hayvanları rahat bırakın. Kaçak avcısı, kaçak olmayanı, ihale açıp davet ettiğimiz ya da davet etmeden gelen avcıları. Bırakın ne olur bu hayvanların peşini. Kendinize başka yerde adrenalin arayın. Kendinize başka zevk bulun. Bunun adı zevk değil, bu vahşet, vahşet. Tunceli'de yaban hayvanı katliamı devam ediyor. 12 avcı para karşılığında yaban katliamı için gelmişti. O avcılar iki dağ keçisini avlarken suçüstü yakalandı. Dün gece saatlerinde Ali Boğazı bölgesinde... Kaçak olarak e, dağ keçisi avlayan iki kişi doğa koruma ekipleri tarafından tespit edildi. Hemen arkada görüyorsunuz şu e, dağlık alanda e, kaçak avcılar iki dağ keçisi vurdu. Hayvan severlerin büyük tepki gösterdiği avcılar bu kez Ali Boğazı bölgesindeydi. Gece saatlerinde iki erkek dağ keçisini avladılar. Geri dönmek istediler ancak doğa koruma ekiplerine yakalandılar. Avcılar öldürülen keçileri ormanlık alana atarak olay yerinden kaçtı. Ardından jandarma timleri avcıların kimliklerini tespit etti. Yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan iki kaçak avcıya 126 bin lira para cezası kesildi. Avcılar hakkında soruşturma devam ediyor. Ne güzeldir o türkü. Aslında ağıt ben de çıktım bir geyiğin avına diye başlar ya. Dokunmayın geyiklere de dokunmayın. Şimdi Tunceli'den Şanlıurfa'ya gideceğiz. Dediğim gibi CHP lideri Kılıçdaroğlu iki günlük Şanlıurfa programında Balıklı Göle, Göbekli Tepe'ye gitti. Her uğrak noktasına halkın yoğun ilgisi vardı. Halk çare istiyor, çare görmek istiyor, çare bulmak istiyor. CHP lideri çare burada dedi ve helalleşme çağrısını da yineledi. Gelmedik sofranıza oturmadık. Çayınızı kahvenizi içmedik. Derdinizi dinlemedik. Caddelerde sokaklarda gezmedik. Vatandaşın keyfine sofrasına oturmadık, dinlemedik. Güzel türkülerini dinlemedik. Ankara'da oturduk, tüm turaklı beyanlar, tüm turaklı nutuklar attık. Dedik ki niye bize oy vermiyorsunuz? Niye versin ki? Niye versin? Gel kardeşim önce bir dinle. Bir derdini dinle bakalım. Nedir bu kişinin derdi? O nedenle kabahat bizim, kusur bizim. O nedenle Şanlıurfa'ya helalleşmeye geldim diyorum. Bütün toplumda helalleşeceğiz. Bütün toplumda. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Şanlıurfa'dan verdi bu mesajı. Muhtarlar, STK ve meslek odaları temsilcileriyle buluşmasında kürsüdeydi. Eksiğimizi, hatamızı kabul etmek erdem ayrı, bir diyerek özelleştir yaptı. Helalleşme çağrısını yineledi. Eğer Şanlıurfa'da 13 milletvekili çıkarır, çıkarırken Şanlıurfalılar, biz bir milletvekili çıkarıyorsak bunun ayıbı şanlıurfallara değil. Bunun ayıbı bize ait. Onu söyleyeyim. O nedenle aynı zamanda sizlerle bir helalleşmeye de geldim. Helalleşmeye de geldim. Kılıçdaroğlu'nun gün boyu programı yoğundu. Hem tarihi yerleri gezdi, hem esnafla bir araya geldi. Yanına gelen herkesin derdi ortaktı. Geçim sıkıntısı. Kameralara yine unutulmayacak anlar, konuşmalar yansıdı. Tamam. Ne çay alınabiliyor, ne yağ alınabiliyor, ne çocuk okutulabiliyor, ne geçim sağlanabiliyor, ne kira ödebiliyor. Memur zamları hariç. Evet. Çalışmayanlar ne yapsın? Ben bugün okula çocuğumu aç gönderiyorum. Çünkü şartlarımız.